Herkese merhaba. Merak etmeyin, ben konuk değilim. Ben Kaya, Medyascope'un haber koordinatörüyüm. Bugün burada olmamın sebebi aslında biraz üzücü bir sebep. Kültür ve tarih sohbetlerinin son programını bu akşam yayınlıyoruz. Ve yanımda Ozan'la Cengiz var. İkinizi de merhaba diyorum. Merhaba. Hemen bir sorayım ya. 360 tane değil mi? 360 program. 360 program bu. Yani bilmiyorum farkında mısınız? Yani bu yüz binlerce izlenme saati demek YouTube'da. Milyonlarca izleyici demek. On binlerce yorum demek. Ve artık binlerce paylaşım demek. Yani inanılmaz istikrarlı bir program. Bu istikrarı nereden çıktı? Nasıl buldunuz? Bence düz adam olmanızdan kaynaklı. Bunu sağladı bir şey. Ama şey ya. İnat. Bence inat yani. İnat. İnat, inat. Cengiz, sen ne diyorsun? Valla konu çok. Yani bir zaruret durumu var. Yani yayınları bitirmemiz keyfi bir şey değil aslında. Mesela deseler ki bir 360 yayın daha yap, çıkartırız. Yani o 360'ı da çıkartırız. Ama bir yerden sonra zaten şartlar değiştiği için artık bırakmamız gerekiyor. Bırakıyoruz. Şimdi kültür tarih sohbetleri Medyascope'un ilk programlarından. En eski programlarından. En çok izlenen programlarından. Niye bitiyor? Ya ben yurt dışına gidiyorum. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Aslında gitmesem devam edecektik. Ama artık hayat şartları beni başka bir yere götürüyor. O yüzden de bırakıyoruz. Uzaktan da yapmak istemiyoruz. Çünkü stüdyoda olmanın şeyi farklı. Aurası farklı. İşte pandemide uzaktan falan yaptık ama keyifli olmuyor yani. İşte öncesinde gelip konuşuyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonrasında da bizim meşhur şişe gidiyoruz. Orada da muhabbet devam ediyor. Yani evet, çöp şişi de ben hiçbir zaman dahil olamadım. Ya bugün gidelim. Bakıyoruz belki ileride belki şişe devam ederse. Evet. Sen ne diyorsun Ozan'ın gitmesine, programın bitiyor olması? Valla yani hayat devam ediyor. Yani biz bir yerden sonra insanın bazı şeyleri ara vermesinde fayda var. Sonuçta ya kütüphanemize çekileceğiz ondan sonra ya da işte başka işler yapacağız. Bilmiyorum, onu zaman gösterir ama herhalde gene yazmaya çizmeye devam ederim diye düşünüyorum. Peki bu 360 tane programdan bahsettik. Konular birbirinden çok farklı. Acayip bir çeşitlilik var. Hiç böyle ya şu kişiyi de hep çağırdık ama bir türlü gelmedi dediğiniz kim var? Kim gelmedi çağırmanıza rağmen ve çok istemenize rağmen? Yani tavır olarak gelmeyen kimse hiç olmadı. Belki işte ailevi sebeplerden veya o anki konjonktürle alakalı gelmeyen olmuş olabilir. Benim hatırladığım kimse yok yani. Hani şunu da çağırdık da gelmedi dediğimiz. Kimse olmadı. Bilmiyorum Ozan, sen ne diyorsun? Yani şöyle, aslında benim gelmesini istediğim ama artık fiziki olarak olmayacağı için vefat eden işte Mehmet, mesela Mehmet Hoca'yı davet etmek istedim. Mehmet Genç. Ha. Mehmet Genç'i mesela davet ettik. Kabul etti. Fakat işte hastalıktı. Sonrasında işte vefat etti. Çağıramadık. Yani mesela çok çağırmak isterdi. Konuşmak isterdi. Mesela öyle bir durum var. Ama onun haricinde İlk başlarda tabii sıkıntılıydı. Yani kendimizi anlatıyorduk falan. Sonrasında kime yazsam sağ olsunlar. Ya zaten biz biliyoruz, sahipmanıza gerek yok. Yani her seferinde yazıyorduk gibi. Ama nihayetinde tanıyorlardı. Ve herkes programda olmaktan, programa gelmekten keyif aldı. Yani o yüzden şeydi, rahattık. Bu süreçte hani en iyi program şuydu dediğin bir şey var mı? Tabii çok hani sübjektif bir şey ama sence en iyi program hangisiydi? En keyif aldım. En keyif aldım. Yani mesela ben hep onu söylüyorum. Yani hepsi güzel ama bazıları biraz daha yukarıda kalıyor. Mesela Harun'la yaptığımız Müteferrika programı ben çok yani keyif alarak yapmıştım. Onun haricinde mesela başka ne var? Cemal Hoca ile yaptığımız iki program da çok güzeldi. Ondan sonra başka bilmiyorum, senin var mı aklında? Ya çok program var ama mesela benim açımdan en şaşırtıcı program Jack London'ın ölümünün 100. yıl dönümünde yaptığımız bir program.
Periskop'ta o güne kadar inanılmaz bir rakam, hatta bence Medyascope tarihinde de öyle bir rakam yok. Canlı yayında 116 bin kişi izledi o şeyi. Çünkü Periskop diye bir şey vardı o zaman. Evet. Ve bütün dünyaya promo etmişti. Biz yayından çıktığımız zaman... Periskop zamanından vardı. Evet, kameranın arkasındaki Servet aşağı koşarak geldi ve 116 bin kişi izledi arkadaşlar bu yayını diye şey yapıyor. Levent Cin Emre ile. O mesela çok şaşırtıcı bir şeydi. Onun dışında çok fazla yayın yaptık ve hepsi birbirinden iyiydi. Hiçbirisini diğerinden ayırmıyorum. Gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. Peki yine birkaç yıl öncesinde hani ilk zamanlara bir dönmek istiyorum. Niye mesela Medyascope'da oldu bu iş? Ben yoktum o zaman Medyascope'da. Yani hikayede tam olarak bilmiyorum ama nereden çıktı yani diye Medyascope'da? Onu şöyle oldu. Biz ikinci veya üçüncü yayın evde yapıyorduk yani biz. İşte aynı şeyin Ruşen'in yaptığı gibi işte bir cep telefonu, bir ütü masası falan böyle amatörce başlamıştık. İkinci veya üçüncü yayında Ruşen beni aradı. Dedi ki ya sizi takip ediyorum, işte ben de bir platform kuruyorum, gelin burada devam eder misiniz? Tabii evde yapmaktan daha iyi yani, en azından bir stüdyonun olması falan. Gerçi o zamanlar çok stüdyoya da benzemiyordu. Portakal sandıklarıyla karanlık odalar. Evet, Servet sağ olsun onu çok şey yaptı. Yani Medyascope'a bu açıdan her zaman müteşekkirim. Kendi adımı öyle söyleyeyim. Hiçbir zaman ne içeriye ne yapılan işe bir müdahale olmadı. Editoryal açıdan. İşte herhalde Ruşen'den sonra en eski yayın buydu yani. Sen nasıl yani Medyascope daha önce duymuş muyum mesela o kültür ve tarih sohbetleri? Siz kendi aranızda böyle yaparken. Ya, tabii. Biz o sırada yani mesela 2015'in yazıydı. O zaman Ruşen'i takip ediyordum ben. Şeylerini de görüyordum. Periskop yeni çıkmıştı. Periskop yeni çıkmıştı. Ben de yani nasıl yaparız falan diye sohbet falan mevzuları nasıl yaparız falan diye düşünürken gördüm. Yani aynı aslında aynı dönemlerde. Ama tabii Ruşen yani onların altyapısı farklı. O dönem şöyle bir şey vardı abi. O gezi olaylarından sonra böyle bir şey gazetecilik yani biraz böyle anlık gazetecilik. Zaten bu Periskop'u yazan kişi de işte bu gezi olaylarından falan şey yapmış. O Periskop gerçekten bir imkan olarak yani bir canlı yayın vesaire. Sonra zaten bunu YouTube aldı vesaire. Twitter aldı. İşte YouTube'da ama canlı yayın. Live stream her yere. Tabii. YouTube'da canlı yayın imkanları başladı. Şu oldu bu oldu. O açıdan yani Periskop ben mesela teknoloji özürlü bir adamım. O zaman benden epey genç. O zaten söyledi. Yani böyle bir şey var beraber yapalım falan diye. Yani gerçekten o dönem iyi bir imkan oldu. Ve birçok gazeteci sadece yani biz değil veya Ruşen değil birçok insan o yazılımı kullanarak işte bugüne kadar geldi. Artık herkes kendi stüdyosunu açıyor yani iyi kötü. Böyle bir macera oldu o da bizim için. Peki acayip bir külliyat oluştu tabii şimdi. Yani bizim YouTube kanalımız şimdi 360 tane programın hani kaydı var vesairesi var. Sizin bunun için yaptığınız hazırlıklar var. Kim bilir ne yani binlerce sayfada bir not aldınız. Notlar. Yani inanılmaz bir şeyler var. Okunan o külliyattan kitaplar. Bir şey olacak mı? O hani kaleme döktüğünüz şeylerden bir şey olacak mı? Düşünüyor musunuz? Yani şu anda öyle bir düşüncemiz yok. En büyük derdimiz şu anda bunları işte podcast problemimiz var orada bir bazı yayınlar kayboldu falan. Yani bütün yayınları podcast'a atmak istiyoruz. Yani sonuçta biz böyle 7-24 bu işlere şey yapan insanlar değiliz. Ozan da ben de çok çalışmak durumunda olan insanlarız. Ozan Kırklareli sınırından ben Kocaeli sınırından kalk buraya geliyoruz. Bayağı bir yol kat ederek geliyoruz. Tabii sen beton mikserinin altında kaldın ki. Evet. Bir de öyle kazalar geçirdi falan. O açıdan yani böyle işte kitaplaştıralım, onu yapalım, bunu yapalımdan daha ziyade belki bir işte podcast'i şey yapabiliriz. Yani büyük projemiz aslında birkaç böyle çok kritik yayına İngilizce altyazı girebilmekte. Onu beceremedik çünkü para bulamadık. Ona bir sponsorluk gerekiyordu. Yani bakkal İngilizcesiyle de o iş olmaz yani. Akademik bir İngilizceyle çevrilmesi lazım o altyazıları. Onu yapamadık. Durum böyle.
Vallahi çok teşekkür ediyorum ikinize de. Şimdi ufak da bir sürprizimiz var. İsmail getiriyor sürprizi. Bizim İsmail de böyle bizim kahrımızı çekelim sonra. Evet, sağ olasın. Keşke her zaman olsa da tamam, her zaman böyle zerre sert pastamız var. Vallahi. Sevgili seyirciler, size de ne diyeyim? Yani benim için tabii biraz buruk ama yani her bir tane şeyin ardından yeni bir şey de başlayacak. Mutlaka hani kültür ve tarih sohbetleri adıyla belki değil ama belki başka bir şeyle, yeni bir format, başka bir şey bulacağız. Bu özellikle bu niş alanda yayın yapmayı biz çok istiyoruz ve en iyi isimlerden ikisi de zaten Medyascope bünyesindeydi. Size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Sizi şimdi veda yayınıyla baş başa bırakıyoruz ama sizin de veda mesajlarınızı mutlaka videoya yazmanızı istiyoruz. Yorumlara yazmanızı istiyoruz. Onlardan da bir haber yapmak istiyoruz ve sizlerin düşüncelerini, bu programla ilgili düşüncelerini herkese duyurmak istiyoruz. İyi seyirler. Kültür ve tarih kisvesi altında Türk entelektüel camiasının atlasını çıkarmaya çalışan Kültür ve Tarih Sohbetleri'nin 360. bölümünden merhaba. Ben Serdar Kuzuloğlu. Bir satır kitap yazmadan 5. defa konuk olmayı başaran bir isim olarak huzurlarınızdayım. Burada bulunmamın bir anlamı var. Bu bölümümüz, yani 360. bölüm Kültür ve Tarih Sohbetleri'nin nihayetlendiği bölüm oluyor. Konuklarım, tahmin edeceğiniz üzere, programın gediklileri, mimarları Ozan ve Cengiz. Teşekkür ediyorum beni bu son bölüme davet ettiğiniz için. Abi seni davet etmeyeceğiz gibi davet ettim. Seni 350'ye çağıracaktım da 360 oldu. Ya benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir heyecan. Bir yandan da hüzün. Bu anonsun ardından bütün izleyicilerimizin merak ettiği soruyla başlayayım. Bu program neden sona eriyor? Acaba hanginiz cevaplamak ister? Ya şimdi şöyle bir durum var. Cengiz zaten bu programı bitirelim filan dediğim zaman... Şey sebebimden dolayı ben yurt dışına gidiyorum. Başta onu bir söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ben Ozan yurt dışına gidiyor. Evet. Hayatımızı bundan sonra başka bir yerde geçireceğiz. Böyle gizemli mi kalacak? Ona göre Fas'ta. Sorayım ya da sormayayım. Fas. Evet, Fas'a gidiyor. Fas'a gidiyorum. Orada belirli bir sene, belirli bir dönem orada yaşayacağım. Ama geçen Cengiz'le konuşurken böyle hasbihal ederken ya dedi ben zaten 300'den sonra bitirelim falan diye. Evet. Şeyindeydim. 300'den sonra yapmayalım artık falan. Beni çağırdığınız her yayında böyle bir muhabbet geçiyor yalnız. Yani 360'a geldik anca Fas'a uğurlama vesilesiyle. Evet, yoksa devam eder. İsrar ederdi, ben de devam ederdim. Abi, yani şöyle bir durum var yani şimdi nihayetinde. Senin de hoşuna gidiyor yani. İtiraf et. Sen de istiyorsun. Hatta şimdi daha da şeyi söyleyeceğim. Ya ilk böyle mevzular yani Ağustos başı gibi belli oldu bizim gideceğimiz. Aradığım Cengiz'i dedim böyle abi dedim bir şey yapıyoruz gidiyoruz hani bitireceğiz falan. Sonra birkaç gün sonra bir daha aradım. Ya dedim abi dedim beni bir hüzün bastı. Ya dedi bana bir şey olmadı falan. Ondan sonra geçen hafta gittim Cengiz'e gittim yemeğe gittik falan böyle. Ya dedi bir 10-15 gün dedi çok hüzünlendim dedi bak. Çok üzüldüm dedi. O zaman aramızdaki her şeyi anlatma ya. Ya bunu selam gerekmiyordu. Evet. O zaman ben bir araya gireyim. Yine eminim şu an bizi izleyen herkesin aklına gelen soruyu sorayım. Bir dijital platform olan Medyascope'un pek çok yayınında olduğu gibi bu yayın neden internet tabanlı uzak diyarlardan ayrı gayrı yürümüyor, devam etmiyor? Bunun bir sebebi var mı? Abi onu biz pandemi zamanında bir denedik. Yani mecburen uzaktan yaptık ama o çok bize göre bir şey değil. Sebebi de yani biraz eski kafalıyız. Böyle yani ekrandan insanlarla çok bir bağ kuramıyoruz. Ve yani bizi bu yayında esas motive eden şey konuklarla kurduğumuz bağlar ve o bağların devamlılığı. Bu açıdan yani evet olabilir, teknik olarak yapılabilir ama onu biz çok tercih etmiyoruz. Bir de yani 9 sene yaptık, 360 yayın yaptık. Hani daha geride bir şeyle bitirmek çok doğru gelmiyor. Yani bir yerde hani tırnak içinde zirvesinde bırakmak daha doğru geliyor. Çünkü öbür türlü çok şundan %100 eminim ki
Yani böyle uzaktan ekrana bakarak falan filan yapılan şeyden ne biz ne de çağıracağımız insanlar çok keyif almayacaklar. O yüzden zaten biz yayın her yayından sonra mutlaka bir yemek vesaire faslımız oluyor. İşte sonrasında arkadaşlığımız, dostluğumuz gelişiyor. O açıdan... Son yemek bana kısmet oldu. Evet, son akşam yemeğini sen de yiyeceğiz abi. Ortak bir görüş mü bu? Cengiz'in görüşü mü? Evet. Yok öyle. Öyle. O zaman şunu mu anlıyorum? Yani aynı sebepten ötürü konuk ettiğiniz kişilerin de mümkün olduğunca buraya gelebilen kişiler olmasını mı arzuladınız? Yani evet. Tabii. Evet. Hatta bazılarını böyle bekledik yani bayağı. Hatta bir tanesi da işte en son Cemil Aydın Hoca sadece 3 günlüğüne İstanbul'a geldi ve hocayla mesela Ruşen Uzak'tan bir yayın yaptı, yani Amerika'da kendisi şey yapıyor. Biz hemen işte hocadan rica ettik, geldi burada yayınımızı yaptık falan. Sonra ama aylar öncesinden ben konuştum. Tabii yani. Ben herhalde kitap çıktı, Haziran falan gibi çıktı. Ben hocaya yazdım. Ya dedi Eylül sonu geleceğim, gelince de yaparız dedi. 3 gününe geldi ve en son konuklu programımız da oldu. Bundan önceki hafta yayınladık. Evet. Öyle. Peki. O zaman şimdi 360. ve son bölüm. Artık tamamen sizlerin konuşacağı bölüm. Ben de çok böyle araya girip bölmek istemiyorum ama bir hani sonuç raporu, gün sonu, Z raporu çıkaralım bakalım. Vallahi neler oldu, neler kaldı aklında. Aynı şeyi sana da soracağım Cengiz. Ve hani bütün bu 360 haftanın ardından ukde kalan şeyler var mı? Yani şöyle, ben daha böyle bu işi biraz daha globalde de yapmak isterdim. Yabancı konuklar olmasını isterdim. Onun haricinde ama genelde aklıma gelen konuk olarak burada görmek istediğim neredeyse herkesi çağırdım. Çağıramadıklarım varsa da, yani şöyle söyleyeyim. Kitabını alıp masama koyup çağırmadıklarım varsa da o benim tembelliğimdendir. Bazen ya onu sonra çağırırız, daha olmadı. Yani benim çünkü öyle bir şeyim var. Masamın bir yönünde kitapları koyuyorum. Konuk çağıracakların kitaplarını koyuyorum. Ona bakıyorum yani ne zaman uygun, o şeye göre biraz. O günkü hissiyatıma göre evet artık oldu, yazayım, çağırayım. Evet aynen böyle. Ondan sonra bazı kitaplar mesela çıktığı zaman çağırıyordum. Bazıları da yıllar sonra çağırıyordum. O yüzden hani böyle içimde ya bunu da çağırsaydık dedim, kimse kalmadı neredeyse. Konuştuk, ettik. Yeni kitaplar çıkıyor ondan sonra. Hala yeni kitaplar çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Ben de takip edeceğim. Ama onun haricinde Z raporu dersek de yani cidden bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmüyordum. Yani dönüp baktığım zaman 2015'te yazdığım tweet'e baktım. Mayıs'ta yazmışım işte başlayacağız falan diye. Yani nasıl gideriz diye bir şeyim de yoktu. Yol haritası da yoktu. İlerledikçe bugüne kadar geldik ve yani dile kolay. Cidden yani değil mi? Dile kolayın ne demek olduğunu bu programı yapınca anladım. O yüzden yapabildiğimizi yaptık diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar yapabildiğimizi yaptık. Bundan sonrasına bakacağız. Cengiz? Yani şöyle böyle çok özel yayınlar oldu bizim açımızdan. Mesela işte Özlem Kumrular'la işte son yayınlardan bir tanesini yaptık. Sonra kendisi böyle çok trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı. O mesela bir şeydir. Onun dışında Emrah Sefa Gürkan'la ilk kez Türk televizyonlarında YouTube aleminde ilk yayını yapmıştık. Yani bunlar çok böyle insanın hatıralarında güzel şeyler, güzel anılar. İşte seninle tanıştık, başka insanlarla tanıştık vesaire. Artık yani yavaş yavaş kendi kütüphanemize doğru çekilip biraz kendi içimize dönme zamanı gibi. Biraz şeye benzetiyorum ben bunu. Bu Tolkien'in romanı var ya, Hobbit.
Orada işte Bilbo Baggins 5 orduyla savaşır, bilmem ne yapar, canavarlar, işte katiller, onlar bunlar, orklar, şunlar bunlar. Ama hep böyle filmin sonunda işte köyüme gideyim, işte kütüphaneme çekeyim, bir tane meşe ağacı dikeyim, onun büyümesini seyredeyim falan diye bir şeyi vardır. Aslında biraz böyle insan başlayan her şeyin bir şekliyle bitmesi gerekiyor. Ve bu bitişi doğru bir şeyde yapmak gerekiyor. Yani doğru bir zamanda yapmak gerekiyor. Biz bu yayınları bitireceğimizi duyurduğumuz zaman herkes sanki dün başlamışız gibi. Ya niye bitiriyorsunuz falan diyor. Ya 9 sene geçmiş yani. Hani bu 9 senede kolay geçen bir 9 sene olmadı. Evet. O yüzden iyi bitirmek de bir marifettir. O açıdan sündürüzümüzün okuyla. Sündürerek de bitirebilirdin yani. Evet yani işte çok sündürerek, süründürerek bitirmek de iyi bir şey değil. Kütüphanemize çekileceğiz. Kitaplarımıza çekileceğiz. Orası bizim her zaman bir şeyimiz. Sığınak. Sığınağımız evet. Öyle. Peki şimdi 9 sene süren bir alışkanlık bir yayıncı gözüyle düşünüyorum. Hani bu ciddi bir yaşam döngüsüne dönüşüyor. Bu programın boşluğunu sizin hayatınızda ne dolduracak? Valla benim hayatımı Doruk Çınar'a dolduracaktır. Ben çocuk bakacağım çünkü. Eşimin durumu. Ev erkeği olarak. Evet, eşimin durumundan dolayı gidiyorum. Ama belirli bir süre çocuk bakacağım ben. Ve bir de tabii şey, Cengiz'in söylediği gibi aslında biraz daha böyle ben şeyde olacağım. Tabii siz bu programı izlerken şeydeki YouTube'un başında insanlar bu videoyu izlerken ben buradan çok uzaklarda olacağım. Ve orada bir şey yapmayı düşünüyorum ben de. Yani biraz daha bir sosyal medyadan uzak, ondan sonra ya tabii çocuklarla ilgileneceğim ama kendime ait de bir İnziva. Bir okuma aslında yani okuma şeyi, hatta neler okuyacağım, neler şey yapacağım belirledim yani kafamda böyle bir şey var, tema var. Onların üzerine okuyacağım ben de. İşte çocukları yetiştireceğim. Beril'le işte Dorukpaşa'yla falan onlarla vakit geçireceğim yani. Bence pek şey olacağını zannetmiyorum yani çok böyle. Biraz daha beşeriyatla besleneceğim diyorsun yarın. Cengiz peki sen ne? Ben geride kalan olarak. Ben İstanbul'dayım. Yani ülkede olmak, memlekette olmak her zaman bir takım fırsatlar yaratır. Ondan sonra yazarız, çizeriz, okuruz en önemlisi. Kendi işimiz var. Yani sadece bu işi yapmıyoruz. Biraz belki kendi işlerimize daha çok yoğunlaşırız falan. Yani kafamda hiç öyle şunu yaparım, bunu yaparım diye bir şey yok. Ama mesela bugün çok eski bir öğrencimle karşılaştım ve kendisinin Bodrum'da bir yer açtığını mesela orada bir ders vermemi şey yaptı, teklif etti. Dolayısıyla çıkar yani hani şey değil bunlar çok imkan dahilinde olmayan şeyler değil. Hayatı biraz akışına bırakmak lazım. İyi, hadi bakalım. Yani tabii bu yayıncılığın izleyen açısından başka bir boyutu var ama hani biraz düşünüldüğünde bu programın akışını, akışkanlığını sağlamak, konukların koordinasyonu, konuklara yönelik çalışma, nihayetinde sizler her bölümde bir eseriyle var olan kişileri konuk edip o eserler, külliyat üzerine konuşuyorsunuz benim aksime. Dolayısıyla hani ciddi bir mesai. Ben kişisel olarak hani bir kere daha tekrar edeyim. Daha önce böyle bir vesileyle davet ettiğinizde söylemiştim de ben sizin sayenizde böyle giderek çoraklaşmasıyla sürekli anılan Türkiye'nin aslında entelektüel çaba adına ne kadar kıymetli, ne kadar çizgi üstü insanlara, zihinlere sahip olduğunu bu program sayesinde fark ettim, keşfettim. Ve programın arşivi o anlamda bence çok kıymetli. Dönemsel olarak da kıymetli. Demin senin bahsettiğin gibi kaybettiğimiz insanlar adına da bir belge oluşturması adına kıymetli. Geleceğe yönelik iz tutması, bir izlek çıkarması, bir süreci çizmesi adına da bence kıymetli. Yani
bütün izleyiciler adına ben de bir izleyici ve Patreon destekçisi olarak sizlere bu vesileyle bir teşekkürü daha etmek isterim. Tabii bu biraz önce Cengiz üstün körü geçti. Kültür ve Tarih Sohbetleri sanıyorum ilk davet edildiğim, yani moderasyon adına ilk davet edildiğim programda da anmıştık. Kültür ve Tarih Sohbetleri bir, bakayım hangisi oldu? Bir peyzaj mimarı ve bir lojistik uzmanının çabasıyla çıkmış bir program. Dolayısıyla aslında kendi içerisinde hiç beklenmedik bir külliyatı oluşturdu. Dolayısıyla hani final bölümünü de böyle çok uzatmayalım. Tadını da bırakalım. Sizin böyle son olarak hazır insanlarla bir aradayken, belki bu kadraj da tarihin başka bir kaydı olacak. Belki hani bir arada tekrar olmamız zaman alacak veya mümkün olmayacak. Ne demek istersiniz gider ayak? Ya ben şöyle şeyi paylaştım bugün Twitter'da. Bırakıyoruz yani bitiriyoruz falan diye. Benim değil de şey Cengiz'in yazdığına şey yapmışlar. Ben ekran görüntüsünü aldım. Onu okumak istiyorum. Yani benim için çok böyle ne yaptığımızın şeyi aslında neticesi. Kendi ismi yok. Yani şeyle Mahlas'la yazmış. RJF Stock Fisher 8. Of. Şu andan sonra. 18-19 yaşlarda sizinle tanışmasaydım zihnimi açamaz, doğru kaynaklara ulaşamaz ve sonunda kendime hiç katlanamazdım. Minnetim daima sürecek. Gören, duyan ya da katılan herkesin sonunda bitmemeli diyeceği bir eser. Günden güne fark edilmesi dileğiyle teşekkürler. Yani bunu cidden bu sabah gördüm böyle. Tüylerim diken diken oldu. Okurken de tüylerim diken diken oldu. Yani zaten yapmak istediğim şey buydu. Yani çok böyle içerik olarak da zaten hiçbir zaman şeye tevessül etmedik. Hani popülaritesi artsın, 10 binler, 100 binler, 150 binler izlesin diye hiçbir zaman şey yapmadık. Yani hep o seviyeyi, belirli bir seviyeyi tutturmaya çalıştık. Ve oradaki amaç da hep en başından beri söylediğim amaç da şuydu. İlgilisi bir kişiye ulaşmak. Ve buradan görüyorum ki ulaşmışız yani. Yani... Tabii şey hüzünlüyüm. Çünkü insanın yaptığı yani ortaya koyduğumuz 9 sene boyunca uğraştığımız ortaya koyduğumuz bir emek var. Bir şekilde bitmesi gerekiyordu. Ondan sonra ve bitti yani. Peki Cengiz. Vallahi ben Ozan'ın söylediği şey çok önemli. Zaten o 9 sene önce ilk başladığımız zaman yani bir kişi iyiye ulaşsak bize yeter, bir kişi için aslında biz bu yayınları yapıyoruz dedik ama mesela sabahtan beri işte bu mesajları paylaştığımız zaman yüzlerce mesaj geldi. Demek ki aslında amacımıza ulaşmış olmuşuz. Ya ben birkaç teşekkürle bitirmek istiyorum öncelikle. Bir defa her şeyden önce bizim Patreon destekçilerimiz evet. var. Onlara teşekkür etmemiz lazım. Bizi izleyen, yayınlarımızı paylaşan herkese, bütün izleyicilerimize. Bunun dışında Medyascope TV'ye teşekkür etmemiz lazım. Hiçbir zaman bu 9 yıl boyunca 3. yayından itibaren biz onların imkanlarını kullandık. Hiçbir zaman ne Ruşen Çakır ne de Medyascope TV bu içeriklerle ilgili en ufak bir editoryal şey yapmadılar. Sen basında olduğun için bu ne kadar kıymetli bir şey olduğunu aslında bilirsin. Evet. Sütten ağzı yananlar yoğurdu üflemiş yani. Evet. Bize geçmişte destek olan Kur'an'ın kitap, Adem Koçal, onlara da ayrıca evet. teşekkür etmemiz lazım. Gerçekten onların desteği olmasa belki bir yerden sonra daha az yapabilirdik. Daha sonra Mehmet Ali Çalışkan, gerçekten her zaman yanımızda durduk. Babil.com işte arka kapak vesaire gibi masa uygulaması gibi. Bunlar hep Mehmet Ali Çalışkan'a borçlu olduğumuz şeyler. Bu açıdan bu teşekkürleri sunmamız gerekiyor. Tabii her şeyden öncelikle de bizi izleyen, seven, yayınlarımızı paylaşan, ilgiyle takip eden herkese
Özellikle de bir yandan da sana her zaman bu bizim açımızdan önemli olan işte yayın döngülerinde yanımızda bulundun. Bütün dostlara çok teşekkürler. İnşallah bizden sonraki nesiller, bizden sonra bu işi yapacak olan gençler de bu yaptığımız işten bir takım böyle sonuçlar çıkartıp daha iyisini yaparlar. Bizim elimizden gelen bu kadardı. İnşallah onlar daha iyilerini yapar. Biz de onları izleriz yani. Ve böylece 360. bölümüyle kültür ve tarih sohbetleri nihayetleniyor. Operanın sonundaki şişman kadını olarak ben de bütün beklentileri fazlasıyla karşılanmış bir izleyici olarak hem de bu son bölümde sizlerin karşısında Cengiz ve Ozan'ın bir anlamda misafiri olarak bu ana şahitlik etmekten dolayı çok memnunum. 360 bölümlük, 359 bölümlük bir arşiv Medyascope'da sizleri bekliyor. Umarım önümüzdeki dönemde de bütün ilgilerine faydalı olmaya devam eder. Cengiz'in de Ozan'ın da böyle nice faydalı, anlamlı ve zamandan bağımsız içerikler üreteceğine ve kültür ve genel anlamda entelijansiyaya katkı sunacağına eminim. Merakla da bekliyorum. Bizleri izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.